Herkese merhabalar. Bu dersimizde ondalık gösterimlerde tahmin konusunu göreceğiz. Biz ondalık gösterimlerde işlemin sonucu tahmin edilirken neyden yararlanacağız? Yuvarlamadan yararlanacağız, değil mi? Yuvarlamayı biliyoruz. Şimdi aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını en yakın tam sayıya yuvarlayarak tahmin edelim demiş. Ne yapıyorduk? En yakın tam sayıya yuvarlarken. Şimdi burada 2 adet ondalık gösterim var. Birbirinden çıkarılacak. Biz eğer bunları en yakın tam sayıya yuvarlayarak tahmin edersek ne yapacağız? Şu tam sayının sağ tarafındaki sayıya bakacağız, değil mi? Sağ tarafındaki sayı burada nedir? 5'ten büyüktür. 5'ten büyük olduğunda ne yapıyorduk? Buradaki, yani şu yuvarlanacak sayıyı bir üst basamağa taşıyorduk, değil mi? Dolayısıyla burası ne oldu artık? 87 oldu. Burası yazılmadı. Yani bu şekilde 0 olmuş oldu. Buna da bakalım. Bunu yuvarlarken ne yapacağız? Burada 5'ten küçük bir sayı var. 5'ten küçük bir sayı varsa ne olacak? Burası aynen kalacak. Sağdakiler artık sıfır olmuş olacak. Yani bu şekilde. Zaten virgülden sonraki sıfırları da yazmanın bir değeri olmuyordu. Dolayısıyla burası artık 7 eksi 1 oldu. 87'den 1 çıktı. 86 kaldı. Bu şekilde işlemin sonucunu yuvarlayarak tahmin etmiş olduk. Şimdi buna bakalım. 14 tam %26 artı 64 tam %56 var. Burada da en yakın tam sayıyı yuvarlamak için yine ne yapacağız? Şuradaki onda birler basamağına bakacağız. Şimdi buradaki basamak 5'ten küçük. Dolayısıyla bu ne yapacak? Aynen kalacak. Buradaki 14. Artık buradakileri yazmamıza gerek yok. Artı dedim. Burada 64 var. 4'ün yanındaki sayı 5 ve 5'ten büyük olunca ne oluyordu? Bunu bir üst basamağa yuvarlıyordu. Yani burada 5 olduğu için artık burası ne oldu? 65 olmuş oldu. O zaman 14 artı 65 yapıyorum. 4, 5 daha 9. 1, 6 daha 7. Dolayısıyla bunun sonucunu da 79 olarak tahmin etmiş olduk. Bu sayfamızdaki ilk sorumuz da şöyle. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını onda birler basamağına yuvarlayarak tahmin edelim ve gerçek sonuçlarla karşılaştıralım. Neye göre yuvarlayacağız? Onda birler basamağına yuvarlayacağız. Şimdi onda birler basamağına yuvarladığımızda ne yapıyorduk? Onda birler basamağına baktım. Hemen sağındaki rakama bakıyorum. Burada sağındaki rakam 5'ten büyük bir rakam. Dolayısıyla onda birler basamağını ne yapacak? Bir üst basamağa yuvarlayacak. Geri kalanını aynen yazdım. Bölü, şimdi buradaki 0 tam %24'ü onda birler basamağına göre yuvarlayacağım. O zaman %1'lere baktım. 5'ten küçük. Dolayısıyla ne olacak? Burası bu şekilde aynen kalacak. Peki artı bölme işlemimi yapabilirim. Bu şekilde bölme işlemi yaparken ne yapıyordum? 5 tam 10'da 8 bölü 0 tam 10'da 2 var. İkisinin de şu şekilde şöyle yapalım. 5 tam 10'da 8 bölü 0 tam 10'da 2. Ne yapıyordum? İkisi de onda birler basamağından şu şekilde virgülü sağ kaydırarak kurtarıyordum. Bu artık ne oldu? 2 oldu. Bu ne oldu? 58 oldu. Dolayısıyla 58'i ben 2'ye böleceğim. 5'in içinde 2, 2 defa. 2 kere 2, 4. 1 kaldı. Buradan 8 aşağı indim. 18'in içinde 2, 9 kere. 9 kere 2, 18. 0, 0. Dolayısıyla tahminen, yani yuvarladığımızda ne çıktı? 29 olarak çıkmış oldu. Peki şimdi ne yapalım? Şimdi ne demişti? Gerçek sonuçlarla karşılaştıralım. Peki bu bölme işlemini olduğu gibi bölseydim bakalım ne olacaktı? 5 tam %76 bölü 0 tam %24 yapacaktım, değil mi? Yine virgüllere ne yapacağım? 1, 2 basamak sağa kaydırdım. Burada da 1, 2 basamak sağa kaydırdım. Yani bu 0 gitti. 576'yı 24'e bölmem gerekiyor. O zaman bakalım 57'nin içinde 24, 2 defa, 2 kere 4, 8. 2 kere 2, 4 çıktı. Burada 7'den 8 çıkmaz. Buradan aldık. 17'den 8 çıktı, 9 kaldı. Burası 0. 6'yı aşağı indim. Peki 96'nın içinde 24 kaç defa? 4 defadır. 4 kere 4, 16, elde var 1. 4 kere 2, 8. 1 de elde vardı, 9. Bu şekilde çıkarma işlemimi de yaptım. Dolayısıyla gerçek sonuç kaç çıkmış oldu? Gerçek sonuç 24 çıktı. Bizim tahmini sonucumuz da 29'du. Demek ki arada şöyle 5 sayılık bir fark oluşmuş oldu. Şimdi geldik buna. 97 tam 1000'de 226 eksi 24 tam %32 var. Ne demiştik? Onda birler basamağına yuvarlayacağız öncelikle. Onda birler basamağı şurası. O zaman hemen %1'ler basamağına, yani sağına baktım. Burada 5'ten küçük bir sayı var. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Burasını
aynen bırakacağım ve geri kalanını yazdım. 97 tam 10'da 2. Peki burada eksi, yine 10'da 1'ler basamağına göre yuvarlarken %1'lere baktım. 5'ten küçük bir sayı var. O zaman burası da aynen kaldı. Yani 24 tam 10'da 3 kaldı. O zaman bu çıkarma işlemini yapalım. Alt alta yaparsak daha kolay olur. Bunu hemen şuraya altına aldım. Peki 2'den 3 çıkmaz. Hemen şuradan aldık. 12'den 3 çıktı. 9 kaldı. Burada 6 kalmıştı. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. Dolayısıyla 72 tam 10'da 9 olarak bulmuş olduk. Bu nedir? Bu bizim yuvarlayarak tahmin ettiğimiz sonuç. 72 tam 10'da 9. Peki bir de ne demiştik? Gerçek sonuç vardı. O zaman gerçek sonuca da bir bakalım. Gerçek sonuçta olduğu gibi yazacağım şimdi. 97 tam 1226 eksi 24 tam %32. Çıkardım. Burada bir şey yoksa 0 koyabiliriz. Karışmaması için. Alttan 0 çıktı 6. 2'den 2 çıktı 0 kaldı. 2'den 3 çıkmaz. Hemen buradan aldım. 12'den 3 çıktı 9 kaldı. Peki burada 6 kalmıştı. 6'dan 4 çıktı 2 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7 kaldı. Bu da gerçek sonucumuz 72 tam 1000'de 906. Bu gerçek sonuç. Bu tahmini sonucumuz. Dolayısıyla 1000'de 6'lık burada da bir fark olmuş oldu. Şimdi diğer soruma geçtim. Diğer sorumda da aşağıdaki işlemin sonucunu tahmin ederek yine gerçek sonuçla karşılaştıracağız. Hemen bakalım. Ne demiş? Tahmin ederek demiş sadece. Dolayısıyla ne yapacağım? Herhangi bir basamağa göre yuvarlama işlemimi yapabilirim. O zaman ben burada ne yapayım? Tam sayıya göre yuvarlama yapayım. Yani tam sayıya göre yaparken ne yapacağım? Onda birler basamağına bakacağım. Burada 5'ten büyük bir sayı var. Dolayısıyla 9'u da bir üst basamağa, yani 10'a yuvarlayabilirim. Çarpı dedim, açtım parantezi. 5 tam 10'da 7 var. Ne dedik? Tam sayıya göre yuvarlayacağız. Tam sayının yanındaki rakama baktım. 5'ten büyük bir rakam. Dolayısıyla bunu bir üst basamağa yuvarladı. 6 yaptı. Eksi. Buna da tam sayıya göre yuvarlayacağım. Hemen onda birler basamağına baktım. Burada 5'ten küçük bir sayı var. Dolayısıyla bu aynı kaldı. Dolayısıyla yuvarlama işlemi tamamlanmış oldu. Şimdi ne yapacağım? Öncelikle parantez için yapıyorduk değil mi? 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. Çarpı. Burada ne var? 10. Peki 10 çarpı 4 sonucumu 40 olarak bulmuş oldum. Bu bizim tahmini sonucumuz. Peki o zaman bir de ne yapalım? Gerçek sonuca bakalım. Şimdi burada ne var? 9, şöyle aynen yazabilirim. 9 tam %67 çarpı 5 tam 10'da 7 eksi 2 tam %24. O zaman öncelikle yine ne yapacağım? Parantez içine yapacağım. Yani 5 tam 10'da 7 eksi 2 tam %24. Şimdi bu olmayan basamaklara ne yapıyorduk? 0 koyuyorduk. Buraya bir 0 koydum. 0'dan 4 çıkmaz. Hemen buradan bir 10'luk aldım. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Burada 6 kalmıştı. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. Yani bu parantez için ne çıktı? 3 tam %46 çıkmış oldu. Bunu ne yapacağım şimdi? Dışarıda 9 tam %67 var. Bununla çarpacağım. Yine kalemimi değiştireyim karışmasın. O işlemi de şurada yapalım. 9 tam %67 çarpı 3 tam %46. Çarpma işlemini de biliyoruz zaten. 6 kere 7 42. Elde var 4. 6 kere 6 36. 4 daha 40. 40'ın 0'ı. Elde var 4. 9 kere 6 54. 4 daha 58. 4 kere 7 28. 28'in 8'ini yazdım. Elde var 2. 4 kere 6 24. 25 26. Elde yine 2 var. 4 kere 9 36. 37. 38. Bunu da yazdım. Şimdi 3 kere 7 21. 21'in 1 elde var 2. 3 kere 6 18 19 20. 0'ını yazdım. Elde yine 2 var. 3 kere 9 27 28 29. Bu şekilde çarpma işlemini tamamladım. Şimdi toplamalarını yapalım. 2 0 8 daha 8. 8 6 daha 14. 1 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. Buraya verdim. 8, 5 daha 13. 1 de elde var 14. Peki elde var 1 yine. 3, 9 daha 12. 1 de elde vardı 13.
Yine elde var 1. Onu da buraya verdim. Dolayısıyla bu şekilde bir sayı çıktı. Sonra ne yapıyorduk? Ondalık kısımları kaç taneyse onları saydım. 1, 2, 3, 4. Buradan virgülümü alıp 1, 2, 3, 4 basamak kaydırıp buraya getiriyordum. Sonuç itibariyle sonucum 33 tam. 10.000'de 4.582 çıkmış oldu. Peki gerçek sonuçla karşılaştıralım. Tahmini sonucumuzu, tahmini 40'tı. Gerçek sonucum 33 tam. 10.000'de 4.582 çıktı. Tam sayı olarak bakarsak 7 civarı tam sayıyla yaklaşmış olduk sonuca. Şimdi bu sorumuzda da Ekrem'i tatile çıkaracağız. Ekrem tatile çıkarken yanına 3 adet valiz alıyor. Uçağa bineceği sırada da valizleri tartılıyormuş. Biliyorsunuz bir kilogram sınırlaması var. Birinci valizi 8 tam %22 kilogram. İkinci valizi 12 tam %75 kilogram ve üçüncü valizi 6 tam onda 5 kilogram olarak ölçülüyor. Görevli toplam ağırlığın en fazla 30 kilogram ile sınırlı olduğunu söylediğine göre Ekrem'in valizleri uçağa alınır mı tahmin edelim demiş. Şimdi neye göre tahmin edelim? Biz bunları en yakın tam sayıya göre yuvarlayalım ve 30 kilogramı geçip geçmeyeceğine bakalım. Şimdi ne var? Birinci valizi 8 tam %22. Peki en yakın tam sayıya göre yuvarladığımızda nereye bakarız? Onda birler basamağına bakarız değil mi? Onda birler basamağı nedir burada? 5'ten küçüktür. O zaman bu aynen kalacaktır. Dolayısıyla birinci valiz ne oldu? 8 kilogram oldu. 1 diyelim. Peki ikinci valize bakalım. İkinci valiz neymiş burada? 12 tam %75. Şimdi en yakın tam sayıya göre yuvarlayacağımıza göre yine onda birler basamağına baktım. Burada ne var? 5'ten büyük bir sayı var. 5'ten büyük bir sayı olduğuna göre buradaki tam sayıyı 12'den neye çıkaracak? 13'e çıkaracak. Dolayısıyla ikinci valiz 13 kilogram. Peki 3'e bakalım. 3. valize bakalım. 3. valiz nedir? 6,5 kilogrammış. Yine buna baktım. 5 var burada. 5 ve 5'ten büyük olduğunda ne oluyordu zaten? Tam sayıyı bir üst basamağa yuvarlıyordu. Demek ki 3. valizde ne olacak? 7 kilogram olacak tahminen. Şimdi bunları toplayalım. 13 ile 7'yi topladım. Zaten ne oldu? 20 oldu. 28 daha 28 kilogram tahmini valizlerinin toplam ağırlığı. Peki bakalım bize görevli ne demişti? 30 kilogram ile sınırlı demişti. Bizimki zaten 28. Dolayısıyla ne yapacak? Ekrem'in valizleri uçağa alınabilir. Bu sayfamızdaki ilk sorumuz da şöyle. Bir yürüyüşçü bir hafta boyunca her gün 9,78 kilometre yol yürümüştür. Bir hafta sonunda toplam kaç kilometre yol yürüdüğünü tahmin edelim demiş. Şimdi tahmin edelim dediğine göre ne yapacağız? Buradaki 9,78 kilometre yolu yani 9 tam %78 kilometre yolu ne yapalım biz? Yuvarlayalım. Kaça yuvarlayalım? En yakın tam sayıya yuvarlarsak rahatça işlem yapabiliriz. O zaman ne yapıyorum en yakın tam sayıya yuvarlarken? Hemen sağındaki şu onda birler basamağına baktım. 5'ten büyük bir sayı var. Dolayısıyla bir üst basamağa yuvarlar bunu değil mi? Yani ne yapar? 9'dan 10'a çıkarır ve 10 kilometre her gün yol yürümüştür diyebiliriz. Peki neyi soruyor? Bir hafta sonunda toplam kaç kilometre yol yürüdüğünü tahmin edeceğiz. Yani bir hafta sonunda ne demek? 7 gün sonunda demek. O zaman 10 kilometre ile 7'yi çarparsam ne olacak? 10 çarpı 7'den toplam 70 kilometre yolu bir hafta sonunda yürümüş oldu. Tabii tahminen. Peki diğer sorumuza geçtik. Ali 54 tam %25 TL'lik yani 54 TL 25 kuruşmuş bir oyuncağı satın alabilmek için her gün 2,5 TL biriktiriyormuş. Ali oyuncağını tahminen kaç gün sonra alabilir diyor. Şimdi burada da ne yapalım? Yine 54 tam %25'i ve 2,5 TL'yi en yakın tam sayılara yuvarlayalım. Bunu en yakın tam sayıya yuvarlamak için ne yaparım? Onda birler basamağına bakarım. Bakın 5'ten küçük bir rakam var. Dolayısıyla bu ne yapar? 54 olarak kalmış oldu. Peki 2,5, 2'nin yanında 5 var. 5 ve 5'ten yukarı bir sayı olduğunda ne yapıyordu? Bunu bir üst basamağa yuvarlıyordu değil mi? Dolayısıyla bu da kaç oldu? 3 olmuş oldu. O zaman ben 54'ü eğer 3'e bölersem Ali'nin oyuncağı tahminen kaç gün sonra alabileceğini bulabilirim. 54 bölü 3 yaptım o zaman. 5'in içinde 3. Bir defa bir kere 3. 3 çıktı. 2 kaldı.
4'ü aşağı indim. 24'ün içinde 3 8 defa. 8 kere 3 24. Çıktı 0 0. Yani tahminen 18 gün sonra ne deriz? Ali oyuncağı alabilir. Ama 18 olabilir, 19 olabilir. Yani bunu sadece tahmin ediyoruz. Tahminlerde gerçek bir sonuçtan bahsetmek mümkün olmayabilir. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.